Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, tarife geçmeden önce sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zili açarak da yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere şahane bir patlıcan yemeği tarifiyle geldim. Patlıcanı bu şekilde pişirdiğiniz zaman gerçekten ama gerçekten yemeğe doyamayacaksınız. Hatta belki yanında parmaklarınızı bile yiyebilirsiniz. O kadar iddialıyım bu tarifimde. Çok lezzetli, çok pratik bir tarif ama gerçekten içine kattığım o baharatla birlikte şahane bir lezzet kazanıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hadi isterseniz hemen tarifimize geçelim. Tenceremize 3 yemek kaşığı zeytinyağını alıyoruz. Bir adet büyük boy soğanı küçük kareler haline doğradım. Onu da tencereme alıyorum. Yağımla birlikte soğanlarımı biraz soteliyorum, kavuruyorum. Soğanlar sertliğini kaybedip yumuşamaya başladı. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir tane kırmızı kapya biber, 4 tane de yeşil biberim vardı doğradığım, onları ekliyorum. Yeşil biberleri hafif acılı olanlardan seçerseniz ya da tercih ederseniz çok daha lezzetli oluyor bu yemeğin içinde. Biberlerimi de şöyle soğanımla karıştırdım. Onları da biraz pişmeye bırakıyorum. Biberlerimle soğanlarım biraz daha sotelendiler. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi salçasını süreceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bayağı dolu bir kaşık salçam var. Domates ve biber salçasını karışık kullanıyorum ben. Salçamı tencereme aldım ve iyice güzelce eziyorum salçamı, sebzelerimle karışmasını sağlıyorum. Salçayı iyice ezerek sebzelerimle karıştırarak kavuruyorum. Salçanın o kendine has güzel kokusu çıkana kadar bu şekilde karıştırarak devam ediyoruz pişirmeye. Salçamızın kokusu geldikten sonra, o güzel kokuyu aldıktan sonra bir çay kaşığı dolusu kimyonum var. Onu da sebzelerim üzerine bu aşamada ekliyorum. Mutlaka bu aşamada ekleyin. Daha sonrasında eklerseniz benim söylediğim lezzeti yakalayamazsınız. Çünkü burada sebzelerle birlikte kimyonun da o kokusunu güzelce vermesini sağlıyoruz sebzelerin içine ve inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle patlıcanı kimyonla deneyin derim. Gerçekten bu yemeğin en olmazsa olmaz şeyi bu kimyon. 750 gram kadar da patlıcanım var. Onu da sebzelerin üzerine ekliyorum şimdi. Kavurduğum o soğanla biberle patlıcanlarımın iyice karışmasını istiyorum. Çünkü o içerisindeki o sebzelerin lezzeti patlıcana da pişerken geçsin diye. Eğer karıştırmazsanız patlıcanlar üstte lezzetsiz ve yavan kalabilir. Ama bu şekilde sebzeleriyle iyice karıştırdığımız zaman pişerken de çok güzel bir şekilde onların aromasını içine çekiyor ve çok daha lezzetli oluyor. Özdeşleşiyorlar yani. Tuzumu da ekliyorum yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar. Patlıcanlarımı hem bir yandan kavurmuş oluyorum bu şekilde karıştırarak hem de diğer sebzelerle birlikte bütünlük sağlamasını vesile oluyoruz. Bu şekilde birkaç dakika daha karıştıracağız. Şimdi bir büyük boy domatesim vardı. Küçük küpler halinde doğradım. Onu da yemeğimin üzerine şöyle serpiyorum.
Domates döktükten sonra karıştırmayacağım. Şöyle hafifçe her yere eşit dağılsın diye domateslerimi sadece kaşık yardımıyla dağıtıyorum. Yaklaşık yarım bardağını biraz geçkinde sıcak su kullanacağım. Onu da şöyle birkaç noktadan tencereme döküyorum. Çok fazla su kullanmıyorum ben bu yemekte. Sebzelerin kendi suyuyla ve lezzetiyle pişmesini istediğim için. Ve ağzını kapatıyorum. 5 dakika yüksek ateşte fokurdatacağız, yani kaynatacağız. Ondan sonrasında da 25 dakika orta ateşte pişireceğiz yemeğimizi. Toplamda yarım saatte yemeğimiz hazır. Ve gördüğünüz gibi yemeğimiz artık hazır. Bu yemeği mümkün olduğunca yapacağınız günün sabahından ya da öğleninden yapın ki akşama kadar dinlensin ve lezzetini tamamen içine çeksin. Bu yemek beklediğinde, dinlendiğinde çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi şöyle tabağıma da servis edeceğim yemeğimi size göstermek için. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bakın gördüğünüz gibi az su koymuştum zaten. Tabanında neredeyse hiç su yok. Kendi suyuyla pişti. Siz gene de pişirirken kontrollü olun. Hani bazı patlıcanlar daha fazla su çekebiliyor. Gerekirse biraz su eklersiniz pişirirken. Gördüğünüz gibi zeytinyağlı enfes bir patlıcan tarifi yaptım. Kesinlikle bu patlıcan kavurmasını deneyin. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.